AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı halinde üreticiler ve komisyoncularla görüştü. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşmada toptancı hallerinin büyük önem taşıdığına değinen AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı halinden 420 tırla yaklaşık 8500 ton sebze ve meyve ihracatı yapıldığını belirtti. Çiftçilerin ve komisyoncuların ilettiği sorunları not aldığını kaydeden Öztürk, bunların çözümü için işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Şimdi malum dünyada bir pandemi salgını var ve bu maalesef hiçbir ülke bundan ayrı kalamadı. Ülkemizde de bu sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçte sıkıntılı günler geçiriyoruz ama bir taraftan da devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Biz bu süreç içerisinde zaman zaman esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hem pazarcı esnafımızı geçen hafta ziyaret etmiştik. Bugün de toptancı halimizdeyiz. Tabii buradaki sıkıntıları yerinde görmek istiyoruz. Çiftçilerimizle görüştük, hal esnafımızla görüştük. Çiftçilerimiz şu anki fiyatlardan memnun son derece. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar var. Bunları not aldık. Elimizden ne geliyorsa bunları yapmak için önümüzdeki süreçte sürekli bağlantı halinde çalışacağız. Geçen hafta ve önceki hafta sokağa çıkma yasağı vardı. Tabii bakanlığımız bu konuda bir takım önlemler aldı. Çalışanlar, üretenler, çiftçiler kapsam dışında bırakıldı ve hallerin kapanmaması için üreticilerin ürünlerinin layıkıyla değerlendirilmesi ve şehirlerimizdeki tüketicilerimize bunların rahatlıkla ulaşması için gerekli önlemler alındı. Haldeki kardeşlerimiz hepsi özveriyle çalışıyorlar. Buradaki üreticilerimizden gelen ürünleri zamanında taze olarak bozulmadan yetiştirmeleri gerekiyor. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'e çiftçilerin sorunlarıyla ilgilendiği için teşekkür eden üretici Mehmet Aşan, üreticiler olarak zarardayız, sahibimiz yok. Üreticiler için destekleme paketi iyi olacaktır ifadelerini kullandı. Çiftçimizin dertlerine ilgileniyor başkanım, sağ olsun. Çiftçinin aldığı her şey zam, ürettiği para etmiyor. Devlet çiftçiye tarım kredi şubesi var. İlacını, gübresini ucuz bir şekilde vermesi lazım. Hal Komisyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Kerim Arslan, koronavirüs salgını sadece ülkemizi ve bölgemizi değil, tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Üreticiler, esnaflar ve ihracatçılar büyük zarar gördü dedi. Öncelikle göreve yeni atanan ilçe başkanımız Sayın Turgay Öztürk Bey'e bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Geçenlerde de sosyal medyada gördüm. Sabahın saat 5'inde 6'sında pazar yerlerinde geziyordu. Bizi başkanımızın hale gelip sabahın erken saatinde 7 gibi hale gelmesi bizleri inan ki çok sevindirdi. Bizim hal olarak özellikle üreticilerimizin, esnaflarımızın bir takım sıkıntıları var. Yeni başkanımız Turgay Öztürk de burada hükümetin eli olarak, temsilcisi olarak biz onlara, başkanımıza bir takım sıkıntılarımızı ilettik. Bundan sonra iletmeye devam edeceğiz. Özellikle bu sıkıntılı süreç sadece bizim bölgemize, yöremize, ülkemizde olan bir şey değil. Küresel bir sıkıntı. Bütün dünya şu anda bu sıkıntıdan çok büyük zararlar gördü. Üreticilerimiz de gördü, esnaflarımız da gördü, ihracatçılarımız da gördü. Bütün sektör bu işten çok büyük zararlar gördü. Ben kendi sektörümüzün, kendi esnaf arkadaşlarımızın sıkıntılarını anlatacak olursam, şimdi biz ticaretimizi, satışlarımızı ileriye dönük çeklerle bir takım vadelerle yapıyoruz. Çeklerin günü geliyor, ödememizin günü de geliyor. Bazı çeklerimizin karşılığı çıkmıyor. Esnaf arkadaşlarımız bu çeklere istinaden yapmış oldukları ödeme planlarını yerine getirmekte zorlanıyorlar. Aynı zamanda sektördeki bu daralmadan dolayı, ekonomideki daralmadan dolayı esnaf arkadaşlarımızın maddi olarak, iş olarak, iş hacmi olarak bir takım sıkıntılar içinde olduğunu bizzat gözlemliyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden, biz üretimde ve tarımda olduğumuz için insanların gıdasından mahrum kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin de biz esnaf arkadaşlarımızı biraz el atmalarını, destek vermelerini, özellikle bu ödemelerimiz konusunda bizlere yardımcı olmalarını,